Peki bir de ailevi tiroid kanserleri var. Tıpta siz bunu medüler medüler tipinde olan kanserler sanırım adlandırıyorsunuz. Yani az görülmesine rağmen yine de bu tıp dünyasının bu tür kanserde bir tür gen mutasyonu olduğunu saptaması da bu konuda bir kesinlik sağladı. Peki buradan hareketle bu tür aileler olan çocuklarda neler yapılabilir? Ailevi tiroid kanseri var ise ne gibi tedbir alınabilir? İleride bu kanserden nasıl korunulur? Bunun için öncelikle genetik mutasyonun araştırılması lazım. Red onkogeni dediğimiz yani onkogen kanser yapıcı genlerimiz var bizim vücudumuzda. Vücut bir denge halinde. Bir kısım gen kanser yapıyor, bir kısım gen de kanserleri süprese ediyor. Yani baskılıyor. Bunlar hep bir denge halinde çalışır. Normalde de vücudumuzda kanser oluyor. Ama bunlar hiçbir zaman için kontrolsüz düzeye ulaşmıyorlar. Medüller tiroid kanserlerinde de RET dediğimiz bir gende bozukluk var. Aslında birçok yerinde bu genin bozukluk var ve şu anda günümüzde bunların hepsi test edilebiliyor. Eğer ki çocuklarda yani ailesinde medüller tipte bir tiroid kanseri var ise çocukların muhakkak tespit edilmesi gerekiyor, test edilmesi gerekiyor bu RET onkogeni açısından. Bir ikincisi böbrek üstü bezleriyle ilgili olarak da kanser gelişebiliyor. Bu biraz önce nodüllerden bahsetmiştik, hormon salgılayan nodüllerden bahsetmiştik böbrek üstü bezinde. Bunda da adrenalin dediğimiz işte bizim hani heyecanlandığımızda salgılanan hormon bunlar çok fazla salgılanabiliyor. Feokromostoma dediğimiz bir hastalık olabiliyor ve bunların hepsi de bir klinik tablo içerisinde gözükebiliyor. Tabii genetik olaraktan da bunların değerlendirilmesi lazım. Böbrek üstü bezinin hormon salgılayıp salgılamadığı, genetik olaraktan medüller tiroid kanserinin taşıyıcı olup olmadığı bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor.